TV'den herkese merhaba. Ben İrem Beyhan. Bugün Perspektif Köşemizde çok güzel bir konuyu konuşacağız. Son zamanlarda dizilerde, filmlerde, bilimsel akademik çalışmalarda sık sık tartışılan, konuşulan bir konu Göbekli Tepe. Profesör Doktor Necmi Karul ile beraber. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. ''Bizim hoş geldiniz'' desem. Evet, biz bugün size ev sahipliği yapıyoruz. İstanbul'da Rıdvan Çelikel Arkeoloji Müzesi'nde. <laughs> Dolayısıyla hem gelmenizden memnunuz hem de bizim hoş geldin dememiz daha doğru galiba. Hocam Arkeologlar Derneği İstanbul Başkanı ve İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümünün Prehistoria alanında öğretim üyeliği yapıyor. Ne kadar çok titreniz var. Ben çok iki tanesini saydım ama bunlar bile çok uzun geldi bana şimdi. Aslında Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi'nin başkanlığı uzun süre yaptım ama şimdi başka bir meslektaşım devam ediyor. Burada da öğrenciliğim de Prehistoria'da geçti. Daha sonra doktora için bir gittim, geldim. Şimdi Anamimdan'ın başkanlığını yapıyorum. şunu söyleyeceğim, siz tabii işin daha çok Bilimsel <laughs> erbabısınız. Kuşkusuz, evet. Biz de yani okurlar, merak edenler meraklısına biz daha çok şeyi severiz hocam. Hani bilinmezlik çeker ya bizi. İşin içerisinde somut veriler girdiği zaman e, orasında pek yokuzdur. Hani bilinmez iddialar, işte komple teorileri, ondan sonra esrar İngiz Mersin tarsız kazısı olsun, gizli işte Bizans geçitleri olsun. Bunları biz severiz. ya yani bu dedikoduları en amiyane tabirle ve Göbekli Sepe hakkında da kuşkusuz çok fazla hani iddia var, komple teorisi var. İşte uzaylılar mı geldi yaptı, neden madem yaptılar, neden işte bırakıp gittiler vesaire. Siz bir girizgah yapar mısınız hocam Göbekli Sepe ile alakalı? Hani... Ondan önce şunu söyleyeyim. Buyurun. neden kendinize haksız ediyorsunuz diyeceğim. Hı. Çünkü bu bilinmez, mistik olan şeyler heyecan çekebilir, heyecan duyabilirsiniz bunu ama gerçek kadar heyecanlı hiçbir şey yoktur. Gerçek kadar keyifli hiçbir şey yoktur. bütün bilim dalları gibi arkeoloji de gerçeğin ve somut kanıtların üzerine konuşur. Dolayısıyla bu alan ne kadar bu alanda ne kadar bilgi sahibiyseniz aslında geçmişle ilgili o kadar keyif alacağınız konular vardır. Bizim ürettiğimiz bilgi ne kadar doğru aktarılırsa insanlar da daha çok gerçekten keyif almayı öğrenirler diye düşünüyorum. Peki Klaus Schmidt diyelim hocam. Buyurun, söz sizde. E, Klaus Hoca, e, çok uzun süre öğrenciliğinden beri Türkiye'de, Anadolu'da arkeolojik kazılara katılmış bir meslektaşımızdı e, ve arkeolojinin önemli emektarlarından biriydi. E, bunun yanı sıra ile ilişkisini kurduğumuzda e, Göbektepe kazılarından önce bugün Atatürk Barajı'nın altında kalan Nevali Çöri kazılarında çalışmıştı e, ve oradaki hocası Harul Tapman'la birlikte. Nevali Çöri sulara gömülene kadar, son dakikaya kadar orada görev yapmış biriydi. Ve Nevali Çöri aslında bizim de bu Göbektepe'de bugün çok aşina olduğumuz dikil taşlarla ilk kez karşılaşılan yerde. Daha sonra Klaus kendisine şu soruyu sormakla farklılaştı. O dikil taşların benzeri olduğu, benzerilerini ya da o dikil taşların bulunduğu yapıların benzerleri bu bölgede başka nerede vardır sorusunu sordu. Ee, bunun içinde 1963 yılında e, Halet Çamberle, İslam Üniversitesi'nden benim şimdi ana bilim dalı yaptığım, e, başkanlığı yaptığım bölümün e, o dönemdeki başkanı Halet Çamberle, e, Chicago Üniversitesi, Orient e, bölümünden, enstitüsünden Robert Bradley'de SIRT'ten Şanlıurfa'ya bir araştırması gerçekleştirmişlerdi. Ve çok sayıda neolitik dönem yer buldular. Bunlardan bir tanesi de Göbekli Tepe'ydi. Klaus Hoca, e, Nevali Çör'ünün ardından... Özellikle bu yüzey araştırmasında bulunan yerlere tekrar gitmenin doğru olacağı sorusunu sormak da aslında bugün geldiğimiz noktanın tetiğini çekti diyebiliriz. Daha sonra da yaklaşık 20 yıla yakın Göbektepe kazılarını yaptı. Çok başarılı bir proje olarak hem Türkiye arkeosusuna hem de dünya arkeosusuna katkı sağlayan bir isim oldu. Ama ne yazık ki çok erken yaşta Klaus Schmidt'i kaybettik. Ee, ama o kadar güzel işler yapmış ki bugün onu çok böyle e, özlemle bölge, anlıyoruz. Bölge halkı da aynı şekilde. Bölge halkı da e, aynı şekilde. Ama biliyorsunuz bunlar e, birilerinin söylemesiyle olmaz. Onun gerçekten bir karşılığı var Klaus'un nezdinde e, ve bir şekilde de yaşamaya devam ediyor diyebiliriz. E, Şanlıurfa'da e, Göbektepe'den önce Neolitik döneme tarihlerinin başka kazılarda yapıldı. Hı. Ama... Göbektepe diğerlerinden özellikle anıt sağlığıyla birçok yönüyle farklılaşan bir yer. Onu tanımamızı sağladı. Ve bugün de çok sayıda bölgede yeni araştırma var. Onların da yapılmasına bir şekilde vesile oldu diyebiliriz. şimdi ben genellikle yani bilim insanlarını ya da makaleleri okuyunca Göbekli Tepe hakkında söylenenler şu hocam. İşte Neolitik dönemde, Neolitik cepte, bir de işte avcı toplayıcı insanlar bunları nasıl yaptı? Şimdi bize öğretilen o klasik yani tarih bilgisi, şimdi lise bilgilerimi taze ediyorum. Ya bize şöyle anlattılar, Paleolitik, Mezolitik, Neolitik ama avcı toplayıcılar sanki Paleolitikteydi. Ya burada çok e, İngiliz bir arkeolog vardı, onun böyle bir iddiası vardı, hızlı işte geçiş, tedricen. Yani nasıl avcı toplayıcılar Neolitik döneme aniden geçiyorlar ki? Şimdi şöyle tarif edeyim size. Biraz daha da geriden alarak insanlar geçmişi araştırmaya başladıklarında ilk yaptıkları kronolojik sınıflandırma, insanların ürettikleri taş alet teknolojilerine bakarak yaptılar. Yani daha doğrusu ham maddeye dayalı bir ayrım yapıyorlar. İlk dönemde yani paleolitik olarak adlandırdığımız dönemde taşı ağırlık olarak, taşı kullanarak taşı kullandıkları bir teknolojiye sahipler. Daha sonra bunun yerine işte e, Tunç dönemini, Tunç Devri'nin tarihlerinden Tunç'un kullanılması, ardından da demirin kullanılması diye bir sınıflandırma yapıldı. 1960'lı yıllarda başta Braidwood olmak üzere e, bu ayrımın doğru olmadığını, doğru ayrımın e, işte beslenme ekonomisine daha doğrusu ekonomiye dayalı bir ayrım yap, yapılmaya başlandı. Ama isimler değiştirilmedi çünkü Neolitik bugün bizim okul kitaplarında Cilalı Taş Devri ya da Yeni Taş Devri anlamına geliyor. Neo yeniden, okay. litik de taştan geliyor. Kaba taş, orta taş, vesaire. Ama tabii e, bilimde her yeni keşif, e, bir takım e, tanımlamaları da değiştirmemize neden oluyor. Neolitik yaşayan bir terim. Her ne kadar insanlar üretici yaşama geçmiş olsalar da bu dönemde biz bunu üretici e, köy toplulukları diye de tarif edebiliriz. Ama neolitik ismi anlamını değiştirse de biz bunu kullanmaya devam ediyoruz. Hı. Sizin sorduğunuz soruya istinaden ise yakın zamana kadar yerleşikliğin nedeni tarım ve hayvancılık olarak görüyorduk. Ama bugün başta Göbektepe ve çağdaşı yerlerden anladığımız kadarıyla yerleşikliğin nedeni tarım ve hayvancılık değil. Tarım ve hayvancılık yerleşikliğin bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Bu da tabii bugünden geriye doğru baktığımız zaman avcı toplayıcı toplulukların bizim kafamızdaki imajıyla bu kadar anıtsal şeyleri yapmalarını bu kadar gelişkin bir sanatsal, teknolojik düzeye sahip olmaları bizim için şaşırtıcı gelebiliyor. Bu yaklaşımda yine kendimizi sorgulamamızda fayda var. Bugünkü toplum açısından baktığımız zaman geçmişin tırnak içinde söylüyorum, ilkel olması bekleniyor. Dolayısıyla şaşırtıcı olması da bundan kaynaklanıyor avcı toplayıcı topluluklar nasıl bu kadar anıtsal şeyleri yaparlar sorusu bizim araguantlığımızdan kaynaklanıyor. Çünkü bugünkü toplum, bugünkü insan geçmişe bunu atf atfetmemesinin nedeni kendisinin bütün geçmiş toplumlardan daha ileri ve üstün görmesinden kaynaklanıyor. Hmm. E, bu bakış açısı da geçmişi tanımlamamızda böyle bir e, yaklaşıma neden oluyor. Anladım. Peki şimdi yine oradan alayım. Hani ilkel insan diyoruz, avcı toplayıcı diyoruz bilmiyorum o zamanki neokorteksleri ne kadar gelişmiş ama e, şimdi sembolik de anlatım var baktığınız zaman. Çünkü evet, bir üslup var orada birbirini tekrarlayan bir üslup. Sanat da diyebiliriz. Değil tabii mi hocam? E, gelişmiş bir bilinç var. Yani farkındalıkları evet zamanına göre yüksek. Ama yaşam bitimi olarak da bakıyoruz. Hani elde edilen buluntulara göre yine işte dediğiniz gibi ya daha ilkel. Ya bir tezat var hocam. E, bilmiyorum. Çok hani ani bir sıçrama mı oldu? Yani bununla alakalı bir varsayımınız var mı sizin? Şimdi bu yerleşikliğin e, yerleşikle ilgili süreç farklı şekilde tanımlanabiliyor. Bunun bir yavaş değişim ya da bir e, sıçramayla gerçekleşti ve bunun parametrelerin üzerinde çok sayıda tartışma var. E, bu tartışmalarda her yeni veriyle biraz daha e, değişiyor. Ama hiçbir şey birdenbire ortaya çıkmıyor. Ama yine de insanlık tarihine baktığım zaman e, İnsanın bazı zamanları, bazı zaman dilimlerinde ve dünyanın bazı yerlerinde geri kalanından daha ileri, daha gelişkin üretimler yapabildiklerini, teknolojiler geliştirebildiklerini görüyoruz. Bu bugün için de geçerli. Bugün baktığınız zaman teknolojide işte batı toplumlarına işaret ediyoruz. Ee, işte sanatta yine batı toplumlarını inşa ediyoruz. Ama bu her zaman böyle değil. Yani tabi devirler illa sırayla olacak diye bir şey yok. Bölgeden bölgeye değişiklikler olabilir. Bölgeden bölgeye de değişebilir. Ee, aynı zamanda bazı bölgelerde belirli zamanlarda bir takım sıçramalar görebiliriz. Böyle bakıldığında Neolitik çağ ve özellikle bizim bulunduğumuz bölge Anadolu, Yakın Doğu'da buna dahil edebiliriz. O güne kadar sanat teknoloji açısından, bir karşılaştırma açısından çok ciddi bir sıçrama olduğunu görüyorum. Gordon Child'ın da böyle bir tezi vardı ya, anti-geçiş tezi. Ve o da hep Orta Doğu'yu işaret ediyordu hocam. Neden Orta Doğu? İklimsel sebeplerden dolayı mı? Bunun ana nedeni, yani iklim burada iyi bir açıklama olarak e, kabul görüyor. Bunun ana nedeni, o güne kadar e, ki iklim koşullarının e, ve gelinen e, seviyenin, kültürün, yerleşikliği dayatmadığı ya da yerleşikliğe ihtiyaç duymadığı yönde bir yaklaşım vardı. Ve yeni iklim koşullarının insanı yerleşikliğe ve risk içermeyen bir besin üretimine yönelttiği görüşü hakimdi. Ama bugün o Çaygın da önerdiği öner, yani önermelerinin çok da doğru olmadığını görüyoruz. Çünkü yerleşiklik nedeni bir zorunluluk olarak kabul ediliyordu. İnsan karınını doyurabilmesi için besini üretmesi gerektiğiyle açıklanıyordu. Ama şu anda baktığımızda, sözün ettiğimiz dönemde, yani yaklaşık olarak 12 bin yıl önce oluşan, polosan olarak adlandırdığımız yeni iklim koşulları çok büyük bir bolluk getiriyor. Nedir bu bolluk? Mevcut hayvan türlerinin sayısı artıyor. Bitki türlerinin, kısa bir süre sonra evcilleştirecekleri bitki türlerinin yayılım alanı artıyor. Ve dolayısıyla aslına bakarsanız insanlar, Avın peşinde, kaynağın peşinde hareket etmeden, yani göçer bir yaşama ihtiyaç duymadan, aynı noktada yaşayarak yıl boyu e, mevcut kaynaklardan e, yaşamını sürdürebiliyor. Yani bir e, zorunluluk değil, bir bolluğun sonucu olarak e, bu dönüşümün gerçekleştiğini söylemek daha doğru. E, çevrenizde ne varsa, yaşamınızı bütünleyen, tamamlayan e, şeyler, Bunlar doğa işte birikiminiz vesaire. Bunlar geleneklerin oluşmasına vesile olur. Şöyle bir örnek vereyim size. Çok yağmur yağan bir yerde sizin düz bir çatı yapmanız mümkün değildir. Evet. Yağmur yağıyorsa mecburen oraya eğik bir çatı yaparsınız. Evet. Bu bir gelenek değildir. Bu bir zorunluluktan kaynaklanır. Etrafınızda sizi etkileyen bitkiler, canlılar varsa onlar bir şekilde yaşamınızda yer bulurlar. Bunun en iyi örneği turna. İyi bir örnek daha doğrusu. Ki Turna, Anadolu'da, Alevilik öğretisinde vesaire. Evet, Turna, Alevilik'te, Semah e, danslarında e, Turna'nın hareketleri e, benimsenir. Ama sadece Alevilik'te değil, bugün Japon danslarında da e, yine Turna Uzak aynı Doğu, evet, misyonu sahip. Değil. Şimdi iki coğrafyanın birbiriyle bu anlamda herhangi bir ilişkisi yok. Yok ama tasavvufi anlamda belki <laughs> çünkü yüksek bilinci de sembolize ediyor ya. Tüm. Evet. yani bu analojileri kurmak mümkün ama e, şu da tehlikeli bir şey. 12 bin yıldır bu devam ediyor ve bugünkü yaşamımızın işte e, önemli bir yer tutan e, gelenek 12 bin öncesine gidiyor demek de çok doğru değil. Yok bunlar hepsi sadece bir anlam arayışı. Evet. <laughs> Başka bir şey evet, değil. evet. Ama e, tabii ki insan üstüne koyarak e, yaşıyor. Dolayısıyla ürettiğiniz bir şey yeniden üretme ihtiyacı duymuyorsunuz, bildiğiniz, yaşadığınız bir şeyi deneyimlemeniz size yeni bir, yeni süreçte katkı sağlıyor. Dolayısıyla hiçbir şey unutulmuyor bir şekilde. Bir şekilde sizinle yaşamaya devam ediyor. Ama aynı şey olarak değil. Üstüne değişerek, katılarak ya da değişerek. Ya da değişerek öyle. devam ediyor. Bir de şöyle bir durum var hocam. Sizin daha önce bir röportajınızda izlemiştim. Demiştiniz ki, yani o bölge, Göbeklitepe'nin olduğu bölge birçok noktadan görülebilen bir bölge. Evet. Madem öyle hani o bölgeyi seçtiler. Neden sonrasında hani doldurup gittiler ve bunun örnekleri var mı arkeolojik hani buluntularda böyle medeniyetler olmuş mu daha önce bir medeniyet hani sayabilirsek orayı hani bir şey inşa ediyorlar sonra doldurup gidiyorlar. Bunun anlamı ne? Burada şimdi? iki sorunuz iki tane şey var. Ee, farklı yön var. Birincisi bu yer seçimi, insanlar yüksek noktaları seçiyor. Biz burada şuna bakıyoruz, bu yer seçiminin parametreleri nelerdir? Göbektepe ve Çağdaş yerler, ki buna Karahan Tepe, işte Sefer Tepe, birçok yer eklenebilir. Onlarca yer biliyoruz aynı bölgede. Bunların ortak noktası av hayvanlarının bol bulunduğu yerler. Dolayısıyla insanların oradaki yer seçimi büyük olasılıkla kaynaklarla doğrudan elintili. Ama aynı zamanda da yüksek noktaların seçilmesinin başka sebepleri de olması mümkün. Bunun nedenlerinin başında iletişim olabilir. Bölgeye, coğrafyaya da bu tür tanımlı yerler insanlar için her zaman çekici olmuştur. Ama bir diğer nedeni de, ee, özellikle bu yapılarda kullandıkları ve e, yaptıkları T biçimli o şeylerin dikil taşların ham maddesinin orada olması. Bu bölge e, myosen e, kayalıkların olduğu bir yer, kalker kayalıkların olduğu bir yer. İşlenmesi çok kolay. E, biz uzun süredir Göbektepe'nin tek olmadığını biliyoruz. Daha sonra karantepe kazıları başlayınca bunların birbirinden çok farklı özelliklere sahip olduğunu da e, net bir şekilde gördük ve bu düşünce de bize yerleşme Bu bölgeyi, bu dönemi tek bir yerleşme üzerinden değil de bölgede çağdaş yerler üzerinden yani bölgeyi anlamaya yönelik bir projeyi sevk etti ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda Bakan Bey'in özellikle şahsında kabul gelen bir proje oldu. Bu sayede de bugün çok sayıda kazı yapılıyor. Bunlara biz Şanlıurfa Neotikçe araştırmalar olarak adlandırdık bütün projeyi ama bir şemsiye ismi olarak da taş Taştepeler ismini koyduk. Dolayısıyla... Yani soruya geri dönersek, birincisi yer seçiminin birçok nedeni var e, yüksekte olmalarından. E, sebebi sadece yüksek kodlarda olması değil, kaynaklar ve ham madde kaynağı. Şimdi e, gömülme e, bu dönemde ister konutlar olsun, ister özel yapılar olsun, insanlar için, toplum için özel bir anlam ifade ediyorlardı diyebiliriz. Bunun da göstergelerinden bir tanesi bu yapıların maketlerini yapmaları ve e, işlevi tamamladıktan sonra göm gömmüş olmaları. Bu da e, topluma şöyle bir algı var. Bütün alan gömülüyor gibi düşünüyor. Böyle bir şey yok. İnsanlar sadece kullandıkları bu özel yapıları onların kendilerince ömrü tamamlandığında yani süresi dolduğunda nasıl bir canlı doğuyor, yaşıyor ve ölüyorsa bunların da böyle bir e, tanımlı süreleri olduğunu varsaymamız gerekiyor. Bu süreç tamamlandığında binaları gömdüklerini düşünebiliriz. Yani binanın kendisini gömüyor. Binayı gömdüğü zaman bu alanı terk etmiyor. Yanına bir yenisini yapıyor. Onun ömrü dolduğu zaman onu da gömüyor. Eş zamanlı birden fazla yapı yaptıklarında ve bunları da farklı zamanlarda gömdüklerini görüyoruz. Dolayısıyla gömülen yerleşmenin tümü değil, gömülen yapılar. Gömerek de burayı terk etmiyorlar nihayetinde. Gömülmenin mantığı tabii tartışma konusu, Yoruma açık bir soru bu. Ama sonuç itibariyle net bir şey var, bu binalar çok uzun süre kullanılıyor, belki yüzlerce yıl kullanılıyor. Ondan sonra birçok kez yenileniyor, birçok yenileme evresi görüyoruz. E, gömüyorlar. Gömülen şey bina değil. Hı -hı. Fiziki olarak binayı gömse de içini doldurarak gömüyor bunu çünkü bunlar çukur yapılar. Evet. zemini açılan ve duvarlarının etrafında taş duvarlarla oluşturulmuş yapılar su geçirmez. Genelde zeminleri ana kayaya kadar açıldığı zaman e, zemin sıvı e, ya dire, dirençli bir zemin oluşmuş oluyor ya da terazu adını verdiğimiz bir e, harçla kaplıyorlar zeminlerini. E, gömülen ne kadar bina olsa da aslında gömdükleri ve belki de koruma altına aldıkları o binalardaki yaşanmışlıklar. Bunu öyle okumak lazım. Bir atalar kültü olayı var mı? Eskiden de böyle şeyler varmış ya mesela Sufizm'de de ee, ne bileyim birisi vefat ediyor. Onun eşyaları kırılıyor ya da gömülüyor. Hani enerji çıksın başka bir yere aksın. Onun yaşanmışlığı oraya gelmesin diye. Yani animist bir inanç olabilir mi? Yani şamanistik bir şey olabilir mi? Hocam? Şimdi bunların hepsinin birbirine karışmaması lazım. Atakültünü biraz daha ayrı bir bağlamda değerlendirmek lazım. Bunun Anadolu'da farklı örnekleri var. Çatalhöyük mesela buna oldukça iyi bir örnek. Çatalhöyük'te konutların ya da özel yapıların tabanların altında bulunan iskeletler genelde o mekanlarda yaşamakta olan, o dönemde yaşamakta olan insanlarla ilişkilendiriliyordu. Ve kendi atalarını, kafataslarını oraya gömdükleri düşünülüyordu. Ama yapılan antik DNA araştırmalarında çoğunun akraba olmadığı ortaya çıktı. Dolayısıyla gömülen, yani bir kafatası, bir beden, tabanı yaşadığınız evin altında bir beden var, bir iskelet var. Ve sizin atanız değil. Onunla bir alakanız yok. Dolayısıyla bu e, önerme kürütüldü. Şunun için dedim ben. Hani bir, bir de şöyle bir boyutu var ya. Belli mevsimlerde atalarının ruhu gelip ziyaret ediyor. O yüzden acaba hani doldurup sonra açarız, tekrar geliriz. Şimdi yani... nihayetinde yazısız zamanlardayız. Hepsi varsayın tabii. Yazısız zamanlardayız. Bu söylediğiniz etnografik örnekler var. Ve bunları bu inancı devam ettiren insanlar... Buna inanıyoruz diye anlatabilirler. Ama söz konusu olan 12 bin yıl önce ise, 10 bin yıl önce ise bunu bize anlatan sadece somut kanıtlar olabilir. Bu bağlamda soyut şeyleri de kanıtlamak çok mümkün değil. Dolayısıyla bir ata kültü olup olmadığını, bir soya dayalı bir şeyin devamlılığını sağlanmak istediğini ve bunun için de işte kafataslarının yapılarının altına gömüldüğünü, bedenlerin gömüldüğünü Artık söyleyemiyoruz çünkü antik DNA araştırmaları bunun doğru olmadığını gösterdi. Ama sonuç itibariyle o binaları gömmeleri ve belirli bir ritüel çerçevesinde gömmeleri, bir sistematik içerisinde gömmeleri o binalara bir anlam yüklediklerini net bir şekilde gösteriyor. Bu anlamda koruma altına alınan, gömülere koruma altına alınan bir anlam. Kutsiyet var yani atfedilmiş diyorsun. Bunu bunu kutsallık mı? Çünkü kutsiyeti de bugünden yani bugünkü inançlardan baktığımız zaman bu tür uygulamaların yüksek motivasyon gerektiren, efor gerektiren uygulamaların arka planda illa bir kutsiyetin olması bekliyoruz. Çünkü bugün toplum düzeni. Yani önem vermek en nihayetinde. Önem veriyor ama bunun nedeni kutsiyet olmak zorunda değil. Hı hı. Bunu, bunu, Korku bunu, da mı? Kan... Korku temelli bir şey de mi? Ee, bunu düşünmeye başladığınız zaman ardı sıra bir sürü şey söyleyebilirsiniz. Hı -hı. Korku diyebilirsiniz, kutsiyet diyebilirsiniz, inanç diyebilirsiniz. Hı -hı. E, işte e, toplumsal aidiyetin bir e, gerekçesi diyebilirsiniz. O da ki o mekanı e, kendine aitliğinin bir göstergesi diyebilirsiniz. Hı -hı. Biz de bu ihtimalleri şey söyleyebilirsiniz. konuşuyoruz zaten hocam. Evet. Ee, sanırım yani bu, bu yapıları şöyle okumak lazım. Ben özel yapılar olarak adlandırmayı tercih ediyorum. Ee, bu yapıların içerisinde dikkat ederseniz dikil taşlar var çoğunda. Ve bu dikil taşların üzerinde de bir sürü hayvan motifi var. Bu hayvanların bir takım ortak özellikleri var. Mesela cinsiyeti ayırt edilebilenlerin hepsi eril bireyler. Ee, ve e, çok geniş bir fauna e, yansıtıyorlar. Yani bunların içerisinde kuşlar da var, yırtıcılar da var, yırtıcı hayvanlar da var, memeliler, sürüngenler. Büyük bir çeşitlilik var tek tek bu hayvanlara baktığınız zaman işte bugünden de bir yorum yapabilirsiniz. İşte tilki görüyorsunuz. Tilki size bugün ne çağrıştırıyorsa o zaman da onu çağrıştırdığını düşünebilirsiniz. Ama başka bir şey olabilir. Ama daha ilginç olan bu hayvanların oluşturduğu sahneler. Dikil taşların üzerinde çok sayıda farklı hayvanı aynı sahnenin üzerine bir araya getiriyorlar. Dolayısıyla bunlar aslında bir hikaye. Ve bu dikil taşları bir adeta bir yazı tahtısı gibi. Tablet de olarak değerlendirebilir miyiz? Tablet, yazı tahtı artık gel yani bir analoji, bu tür analojiler yapılabilir. Ve bunu şöyle okumamız gerekiyor. Bu mekanların içerisine giren insanlar o figürler ve hatta o figürlerin oluşturdukları sahne hakkında fikir sahibiler. Hı hı. Onları bir nevi okuyorlar. Ee, bu da e, orada anlatılmak istenen neyse onun hakkında fikirleri ve bir bilinçleri olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla bu sahneleri biz aslında bir kolektif hafızanın ürünü olarak okumamız gerekiyor, anlamamız gerekiyor. Bir kolektif hafızanın oluşması da uzun bir zaman gerektirir. Bu binaların içerisine taşınan şey bu. Böyle bakıldığı zaman orada oluşturulan hikaye daha da ilginç. Yani binaların yapım teknolojilerinden daha fazla heyecan verici diye düşünüyorum. Şöyle bir şey daha söyleyeyim bu konuyu bağlayalım isterseniz. Burada yani 3 milyon yılın ardından insanlar yerleşik aşama geçiyorlar ve bir e, ciddi bir iş gücü organizasyonu gerektiren evet. bu binaları yapıyorlar. Bu e, ve yavaş yavaş üretici yaşama geçiyorlar. Evet. Bu yeni bir toplum düzeninin inşası anlamına geliyor evet. ve bu yeni düzene de e, somut olarak eşlik eden bizim için somut kanıtlar bağlamında eşlik eden bu hikayeler. Ve aslında bizim o okuduğumuz, bilin. anladığımız sürece, ki başka kanıtlarla da bunu birleştirmemiz gerekiyor nihayetinde, aslında oradaki toplumu daha iyi anlamamız mümkün. Yoksa e, bir tilkiye yükledikleri anlamı bilmek, e, onunla yetinmek e, yaptığımız işi biraz indirgemiş olur. E, bu T şeklindeki yapıların insan tasviri olduğu söyleniliyor Evet. Katılıyor musunuz? Evet. Ama aynı zamanda işte meşhur Urfa heykeli, adamı heykeli, işte... Ağız yapmamışlar aslında insan yüzü yapabilirlermiş. Oraya neden peki insan yüzü yapmadılar? Olabildiğince aslında suit bir çalışma mı o? Ya her şey bana neyse bayağı gelişmiş bir zihnin ürünleri gibi geliyor bunları düşünmek. Ya da düşünmeden de yapmış olabilirler bu arada bilmiyorum. Ya düşünmeden yapmış olmaları <laughs> mümkün değil. Evet. Çünkü bunun aslında hem bir ciddi bir birikim var. <laughs> o teknolojiye sahip olmaları gerekiyor ve az önce konuştuğumuz bu hikayeler bir anlatı. Ve bir hikaye e, anlatıcıların da olması gerekiyor. Evet. E, bunlar farklı gruplar olabilir. Yani hikayeyi anlatanlarla onları o taşların üzerine iş, işleyen ustalar e, toplumun farklı gruplarını oluşturuyor olabilir. Ama sonuç itibariyle her anlamda bir birikim söz konusu. 12'ye gelince bu yapılarda, evet, e, yapının e, duvarlarının içerisine yerleştirilmiş 12 tane dikil taş oluyor genelde. Ama her zaman böyle değil. Bunların daha fazla olduğu örnekler var ki dönemin ileri aşamalarında sadece dört tane olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu bir standart olarak kabul görmüyor. Bunu sadece hep 12 diye düşündüğümüzde o zaman tabii bu 12 havaliler, azizler, 12 imam gibi benzerliklerde kurmak mümkün. Ama her zaman 12 olmuyorlar. İnsanı betimledikleri çok akliyat. Bir de Klaus Schmidt'in bir açıklaması var diyor ki. Bence bunlar insan değiller, süpüretel bir yaşamdan geliyorlar. Kendi açıklaması bu yönde. Siz ne diyorsunuz? Buna? Şimdi biçimleri itibariyle bir insanı sembolize ettiklerini düşünüyorum. Çünkü bunların üstteki o T'yi oluşturan yere yatay olan kısmı başı, dikey olan kısmı da gövdeyi sembolize ettiğini gösteren işaretler var. Nedir bunlar? O dikey olan yüzeyin iki yanında genelde kol kabartmaları var ve Dar ön yüzeyde de bu kollar geliyor, parmaklarla fallosunun hemen üzerine ya da fallosunu tutan şekilde birleşiyor. Göğüs kısmı olabilecek şeyde, konumda genelde böyle V biçimli bir kabartma oluyor. Geçtiğimiz yıl Sayburç'ta yine bir taş, Anakayaoğlu bir yapının içerisinde, Sekin'in ön yüzünde Urfa heykeli olarak ya da balıklı heykeli olarak bilinen heykelin daha küçük bir kopyası bulundu. Evet. Anakaya işlenmiş. Ve oturur vaziyette bir insan falusunu tutuyor e, ve gerçek üç boyutlu bir insanı canlandırıyor. Bu örneklere baktığımız zaman bunların insanla sembolize ettikleri, insan biçimli yapıldıkları çok akla yatkın. Ama onlara yüklenen anlam yorum açık. Klaus Hoca'nın da yorumunu bu şekilde e, kabul etmek lazım. Ama biçimleri itibariyle insanı sembolize ettikleri doğru. Ee, 4000 yıl önce sanırım e, let şu an bölgeyi hatırlamıyorum ama ama duvarlarda yine T şeklinde insan tasvirleri. Bundan 5000 yıl önce de İspanya'da yine T şeklinde heykeller var. Bunun ilgili yani T'nin olayı ne hocam? Neden yani insan sureti yok da T var? Bu benzerlikler üzerinden bir tarif yapmak doğru değil ama en azından biz sözünü ettiğimiz zaman aralığı yaklaşık olarak milattan MÖ 9600'ler yani günümüzden 11.500 yıl öncesinden bahsediyoruz ve 1500 civarında bu gelenek devam ediyor. Bu süre içerisinde küçüklü, büyüklü, işte kimilerinde daha gerçekçi, kimilerinde daha stilize şekilde bu T biçimli taş, dikil taş geleneği devam ediyor. Ama bundan 4000 yıl sonra dünyanın başka bir yerinde çıkan tipolojik olarak benzerliklerden yola çıkıp bu ilişkiyi kurmak doğru değil ama burada biz bunun 1000 yılın üzerinde bir süre zarfında bu T'leri görüyoruz. O şeyleri hani taşırken, yaparken, yontarken vesaire bununla alakalı buluntular var mı? Şimdi bunların en e, iyi yani nereden geldikleri ve nasıl çıkardıkları ile ilgili kanıtlar var elimizde. Çok uzaktan gelmiyorlar. Bir kere insanlar onda bir algı da değiştirmek lazım. Sanki çok uzak mesafelerden getirildikleri düşünüyorlar. Gökten gelmiyorlar. Aslan. O zaten gelmiyorlar. Gökten gelen böyle bir şey yok. Ve göğe de yükselmediler. <laughs> Biz yükseldiklerini görmedik yani. Ama... Gören varsa da onların açıklaması lazım. Ama yükseldiklerini de zannetmiyorum. Çok yakından geliyorlar. Yani maksimum birkaç yüz metre mesafeden sökülüyorlar. Başta söylediğim gibi bu bölgedeki kaya yapısı bu T biçimli dikil taşları yekpare bir şekilde çıkarmaya müsait. Evet. Orada işliyorlar ve getiriyorlar. Ve çok da zor değil işlemeleri çünkü bunlar kalker kayalıklar. Yani bunun yüzeyinin altına indiğiniz zaman çok rahatlıkla işleyebileceğiniz taşlar. Peki Göbekli Tepe'nin kurulduğu o bölgenin astro-arkeolojik olarak bir iz düşümü var mı? Neden o bölge? Bununla alakalı çalışmalar var mı? Bunun şu ana kadar yani en kabul gören gerekçe şeylerinden bir tanesi, çıkarsamalarından bir tanesi 12 bin yıl önce buzul devri sona eriyor. Bugünkü iklim koşulları oluşmaya başlıyor. Bu bölgeye düşen yağmur miktarı kuzeyden ve güneyden farklılık gösteriyor. Güneyde daha az, orası kurak, kuzeyde daha soğuk. Bu Toros Dağları'nın oluşturduğu yayın eşik bölgesi. Bu yeni iklim koşulları az önce sözünü ettiğimiz mevcut hayvan ve bitki türleri için ideal bir ortam oluşturuyor. Dolayısıyla kaynaklar açısından bir bolluk söz konusu. Ve insanların da bu bolluktan faydalanmaları, bu bölgeyi tercih etmeleri için önemli bir gerek. Şey izledim hocam, Atiye dizisini izlediniz İlk mi? İlk bölümünü izledim. Sonuna kadar geldim bilmiyorum ama ikincisini izlemedim. Yani. Ve eleştirileriniz var mı? Ee, yani var tabii. Ama şu anlama gelmiyor, Şimdi ben arkeolojinin farklı mecralarda konu edilmesine, insanların ilgisini çekecek bir boyut katılmasına karşı biri değilim. Ama bunu yapılırken dikkatli olunmazsa çok büyük zararlar verebiliyorlar. Çünkü insanların yanlış bir bilgi yerleştiğinde onu değiştirmek inanılmaz zor. E, tabii bu da son derece rahatsız edici ve olumsuz şeylere neden olabiliyor. Bugün bile ısrarla buradaki spiritüel yönünü konuşmakta ısrar ediyoruz. Gerçek gerçektir. Hı hı. E, ve bugünkü bütün toplumumuzu şekillendiren şeyler bunlar. Geçmişte yaşadıklarımız. Bundan zevk almayı, bunu öğrenmekten keyif almayı bilmiyorsak çok fazla yapacak bir şey yok. Yok hayır tabii ki de buna da katılıyorum. Fakat o işin hayal ve şey daha romantizm kısmının çok gömülmesi ve arka planda bırakılmasına da katılmıyorum. En nihayetinde birisi sanatı doğuruyor, diğeri de bilimi destekliyor. Bakın şimdi biz mesela bu Taş Tepeler projesinde e, İstanbul'da bir takım etkinlikler yapmayı da insan bunu buluşturmayı, buradaki yapılan işleri buluşturmaya özen gösteriyoruz. Niyet, bunlar niyetlerimiz var. E, yerelde başta o Çalışma yaptığımız bölgedeki hanenin içerisine ürettiğimiz bilginin girmesini çok önemsiyoruz. Bu çocuklardan yetişkinlere kadar. Yani arkeolojinin toplumsallaştırılması son derece önemli. E, ve bundan birçok şeyin çıkacağını, bize de çok öğretici olacağını düşünüyoruz. Bu sanat bunun bir parçası. E, felsefe bunun ana unsurlarından bir tanesi. Dolayısıyla yani herkese dokunacak bir tarafı var. E, dolayısıyla bunları daha fazla önemsiyor özellikle. Yani bu küçümsediğimiz anlamına gelmiyor hiçbir şey. Tam aksine önemsediğimiz anlamına geliyor. Burada e, bu tür spiritüel bakış açıları bunun odak noktasına gelmesi için... Ya da işte için, merakını kamçılıyor vesaire. E tabii şimdi e, siz e, bildiğiniz şeyi merak edersiniz. Hı -hı. Bildikçe daha fazlasını öğrenmek istersiniz. Bunun yerine bilmeyi tercih etmek yerine... E, bir bilinmeyenlerin kur ardına düşüp bilinmeyenlerin, bir hikaye yazmak. E, bilinme Hatta çoğu kez de bilinmediğini zannediyorlar. Birçok şey de biliniyor. Bakıyorsunuz ki bir şey anlattığınızda bu bütün meslektaşlarım için geçerli. Bir konuşmada konuşuyorsunuz, konuşuyorsunuz, anlatıyorsunuz. Konuşma bitiyor. Anlattığınız şeyi size tekrar soruyorlar. Evet. Anlatmadım mı diyorsunuz. Yani kendi kendinize diyorsunuz tabii. Haliyle. Bunun nedeni o şablon kanıksanmış doğrular. Kanıksan, doğru olduğu kabul edilen yanlışlar aslında. Burada da dikkat ederseniz ben de rastlıyorum. Bu tür yayınlarda arkeologların veyahut da bilgiye sahip kimse onların paylaşımlarından daha çok araştırmacı yazarlar. Araştırmacı yazarlar, Evet öyle anlandırılıyor. <laughs> onların daha çok ilgi çektiğini görüyoruz. Yani yapacak bir şey yok bunda. Sonuçta ilgi çekmek için hiçbir işi yapmıyoruz. Bilimsel bir çalışma bu. İlgi duyanlar bence yeterince tatmin edici ve bizi motive edici. Anladım. Peki çok teşekkür ederim Rica hocam. ederim. Sağ olun. Evet. Bugün Perspektif'te Göbekli Tepe'yi işledik Profesör Doktor Necmi Karul'la beraber. Bir sonraki programda görüşmek üzere.